cana geleceğine mala gelsin demişler. Sizler baba kız bir aradasınız, sağlıktasınız ya. Önemli olan bu. Cavidan Hanım çok haklı. Allah korusun. Ya siz eve yerleştikten sonra olsaydı? Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum Emre oğlum. Cavidan Hanım da sağ olsun. Derdimiz de dertlendiler. Bize moral vermeye çalıştılar. Biz fırındaki yemeğe bir bakalım. Yani baba hocaydı. Yadigardı. Elbette üzüldünüz. Ama elden bir şey gelmiyor Bekir Bey. O yüzden daha fazla kendinizi üzüp yıpratmayın. Ne gerekiyorsa yapılacak. Sakın oğlum. Zaten bizim için yeterince yaptınız yapacağınızı. Kızıma sahip çıktınız, koruyup kolladınız. Ben bu yükün altından nasıl kalkacağım diye düşünürken sırtıma ikinci bir yük daha yüklemeyin. Olur mu öyle şey? Kızınız bize yük olmadı. Aksine o bizim hayatımıza iyiliğe, güzelliğe dair birçok şey kattı. Bekir Bey, bakın sizin kızınız gerçekten çok güçlü ve mücadeleci biri. Yani her türlü dimdik ayakta kalmayı başarırdı zaten. Sizin iyi ve mutlu olmanız bizim için önemli olan. Kızım. Ben bir Yiğit'e bakayım. Kalacak mısın bizimle? Babam ikna etti mi seni? Kalmayacaksın, gideceksin. Yiğit. Demem o ki bizim için yaptıklarınızı içinizden, gönlünüzden gelerek yaptınız. Gülperi sizlere ailesi bilmiş. Baksana Yiğit'e nasıl düşkün. Yiğit de ona. Nerede olursak olalım yine buluşuruz. Yine bir araya geliriz biz. Savaş oğlum hoş geldin. Hoş bulduk Bekir amca. Güzel haberi vermek için mi geldin yoksa? Mardin'deki evin tadilatına başlanıyor. Birkaç hafta içinde eskisinden de güzel olacak. Biz Emil'le elimizden geleni yapacağız. Memlekete döndüğünde de işin hazır. Sen o yüreğini ferah tut. Ah be çocuklar. Ne diyeyim ben size ya? Ne gerek var oğlum ya? Efendim herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.